seyirciler, Bitlis Lezzetleri Yemek Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Yine bugün çok lezzetli yemeklerle karşınızdayız. Ben Arzu'ya dönüyorum hemen. Arzu'cum, menümüzde neler var? Bugün menümüzde Sultan'cığım Kürt dolması var. Kürt dolması, başka? Bir de domates çorbası. Domates çorbası. İlk hangi yemekten başlıyoruz peki? İlk başta dolmamızdan başlayalım. Malzemelerimizi sayalım. Sayalım Sultan'cığım. Daha önceden haşlanmış lahanamız var yine. Evet. Pilavlık bulgurumuz var, şicirimiz var, tereyağı, pirincimiz var, sarımsak, tuz ve biber. Bu şicir dediğin neyden yapılıyor? Peynir gibi aynı. Evet öyle işte, ayrandan yapılıyor diye biliyorum. Ben de tam olarak bilmiyorum. Yanlış bilgi vermek istemem doğrusu. Ama kokuyor, ayrandan yapıldığını biliyorum. Ayran gibi kokuyor zaten. Tamam, o zaman hemen yemek yapım işlemine geçelim istersen. Geçelim. Ben yine yoğurma kabımı alayım. Doldurma sırasında sıçramasın diye takalım önlüklerimizi. Bir kaşık alacağım. Sultancığım senden ricam, pirincimizi yıkayabilir misin? Tabii ki. Alayım ben. Şöyle. Bir yemek kaşığı kadar tuz ekliyoruz. Tamam. Şimdi buna su ekleyeceğiz sadece. Su vereyim istersen, sıcak su. Ekliyoruz. Sıcak değil, ılık su olması yeterli. Karıştırma işlemi yapayım ben bu arada. Tamam, yeterli. Ne kadar bir su aldık? 1,5 su bardağı kadar aldım. Bundan sonraki işlem, sosu için kullanacağım bunları. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi tenceremizi alalım. Sarmaya başlayacağız. Şöyle. Şunu ne yapacağız? Onu sosu için kullanacağız. Sos için üstüne. Hı-hı. Bu sadece bu kadar mı? Evet. İç onun malzemesi. Sosunu ben yapayım istersen. Sonra en son işlemimizde onu yaparız. Dolmamız pişerken ben yaparız. Ben de ellerimi yıkayayım bu arada. Başlayalım. Şaşırdım ama ya. Hiçbir şey yok gibi hani. Çok az malzemesiz, evet, bir yemek yapıyoruz. Zaten bütün lezzeti bu sosunda. Şöyle şu şekilde. Ben de kaşık alayım kendime. Evet, sana kaşık almayı unutmuşum. Normal sarmalarda yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Birebir aynısı hem de. Bu kez içindeki malzemeler çok farklı. Ben de şaşırdım açıkçası malzemeyi bu şekilde görünce. Bu zahmetsiz bir yemek demek ki. Malzemesi az olan. Bunun adı Kürt dolması oluyor değil mi? Evet. Tamamıyla dediğim gibi bütün lezzeti yapacağımız olan sosta. Tuz falan da katmadık buna. Tuz ekledim. Tuz ekledik. Hı-hı. Fark etmedim demek. Yalnız bunu da geçenlerde bir dolma yapmıştık ya, onun gibi dikkatli sarmamız gerekiyor. Pişme esnasında. Ben şey olarak düşündüm biliyor musun? Hani şu şişir dediğin
şeyi üzerine dökeceğiz. Daha doğrusu harcın içerisine hazırlayacağız. Yoğurma olarak anlatıyorum. Yok. Bunu ilk kez görüyorum. İlk kez de yiyeceğim. Çok İlerden sağlıklı bir şey aslında. Kesinlikle. Dikkat edersen baksana. Hiç içinde bir gram yağ yok. Sadece üzerine sosu için gezdireceğim. Onu da isteğe göre az da koyabilirsin. Evet, isteğe göre hiç kullanılmayabilir. Evet. Bulgur zaten sağlık açısından vitamin deposu. Bir pirinç konusunda pirinç kilo yapıyor. Evet. Hepsi o. O da çok az bir pirinç ekledim dikkat edersen. Evet. Yarım su bardağı kadar. Kesinlikle. Her gün yeni yeni tarifler, yeni yeni yemek tarifleri öğreniyorum ben. Bu da çok iyi oluyor yani hiç görmediğim yemekleri. Hiç yemediğim yemekleri daha doğrusu. Beraber yapıp beraber yiyoruz. Evet. Bugün ciddi anlamda oruç beni etkilemiş. Belli zaten halinden. Durgun görünüyor olabilirim. Durgun ve yorgun. Bitkinsin. Evet. Bugün çok farklı bir etkiledi beni yani bilmiyorum. Benim de boğazım çok kötü. Yorgunluk, oruç, sıcak. Evet. Bir de iftarımızı açar açmaz soğuk suya yükleniyoruz aslında. Maalesef. Biraz büyük büyük oluyor dolmalarımız ama. Lahana ile alakalı biraz sanki. Yani bu şekilde olması gerekiyor. Kaç kat lahana sardığımız için bir de açılmasın diye. Bir yerde bulgurlarımızı koruma görevi görüyor. Öyle bir etkilemiş ki saçlarımı toplamayı unutmuşum ben. Şimdi fark ediyorum saçlarım yüzüme gelince. Her gün aynı uyanmıyoruz. Evet. Onun da etkisi farklı var. Farklı saatlerde. Yok, gün etkilemesinden bahsediyorum. Hani kimi zaman mutlu uyanıyorsun, enerjik uyanıyorsun. Ha, evet. Kimi zaman da öyle bir uyanıyorsun ki yataktan kalkmaya halin olmuyor. Bugün öyle bir uyandım ben. Ben de maalesef. Hatta hiç kalkmak istemedim. Bari enerjik olsun. Hiç kalkmak istemedim yani bir ara. Zaten artık şey oldu hani, her gün yaptığımız için bunu hani uyandığım zaman şey diyorum, aa bugün ne yapacağız acaba? Uyanır uyanmaz. İnsanlar farklı şeyler düşünerek uyanırız. Biz acaba ne yapacaktık bugün muhabbetine giriyorum. Zaten uyanır uyanmaz da seni arıyorum. Alışkanlık oldu bende. Yaprağın güzellerinden seçmeye çalışıyorum. Ben gelişi güzel doğradım ama. Bugün çok durgunuz ikimiz de. Programı izlerken hatta sıkılabilirsiniz ama. Bir farklı bir gün. Defalarca değindim ama bir kez daha söylüyorum. Ben bugün durgunum Arzucuğum. Bugün sen birazcık enerjik ol bence. Birimizden birimiz toparlayalım bence artık. Sanırım enerji bitti galiba. Her geçen gün biraz daha yorulduğumu hissedebiliyorum. Sen de mi şikayetçisin?
Evet, kameramanımız da şikayetçiymiş bu durumumuzdan. Tamam, konuşacağız, konuşacağız, merak etme. Biz konuşmayınca, enerjik olmayınca onlarda da böyle bir çöküklük yaşıyorlar ciddi anlamda ve uyarıyor sürekli. Tamam, enerjik canım bugün. Easy. Sıkıntı yok. Havalar da iyice sıcak oldu. Evet, giderek artıyor. Gitgide artıyor ve dayanılmaz bir hal aldı. Dışarıda yürüyemezsin. Dışarı çıkamazsan, eğer niyetliysen kesinlikle dışarı çıkmaman gerekiyor. Evet. Ben bugün bir iki saat sadece kaldım. Bayılacak gibi hissettim kendimi. Dolmamızın harcı kötü görünmüş olabilir. Hatta hiçbir şey kullanmadık diye. Rengi olsun, içinde bir şey yok diye, ama tadı eminim ki çok lezzetli olacaktır. Özellikle diyet yapan bayanlar için. Hem lezzetli. Kalorisiz. Kalorisiz, tamamıyla kalorisiz. Ben sana böyle yaprak açayım istersen. Daha rahat olacaktır senin için. Son dolmamızı da sardık. Arzucuğum, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi dolmamızı ocağa koyacağız pişmesi için. Tamam. Bunları da alalım böyle. Bir de kalkabilirsek kalkıp koyacağız. Sosunu yapacağız öyle değil mi? Döktükten sonra alacağız. Sosu dolma piştikten sonra. Tamam, bunun üzerine o zaman su mu ekliyoruz? Hemen sıcak su ekleyeceğiz ama. Tamam Arzucuğum. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyoruz. Suyumuzu da ekledik. Tuzumuzu da ekledik. Şimdi sıra suyumuzu eklemekte. Hafif dolmalarının üstüne çıkacak şekilde. Aynı şekilde tabağımızı kapatıyoruz. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Tabağımızı tenceremize ters çeviriyoruz. Evet. Ve ocağımızın altını yakıyoruz. Önce gür ateşte kaynayacak, ondan sonra. Her zamanki işlemi burada da yapıyoruz. Sonra altını yarım yapacağız. Tamam. Şimdi sosunu. İlk yemeğimizi hazırladık, ocağımıza koyduk. Şimdi ilk yemeğimizin bir de sosu var. Başta değindik. O sosu çok merak ediyorum. O sosu yapalım hep beraber. Şimdi ise dolmamızın sosunu yapacağız. Evet. Arzucuğum, neyi bek? Ben kaşık alayım istersen. Tahta kaşıkla tamam, yapalım. Çok iyi. Şöyle şunu eklersek. Hepsini mi? Evet. Ne kadar güzel ama. Baksana. Şimdi ona bir de sıcak su ekleyeceğiz yavaş yavaş. Evet. Ayran kıvamına gelecek. Ayran dolması dediğimiz bu değildi değil mi? Değil. Yaptık ya geçen gün, evet. Ayran dolmasını. O farklı mı, farklı? Çok farklı bir şeydi. Evet, haklısın. Ayranla yapılıyordu o tamamen. Hı-hı. Bu da yoğurtla. Şişir dediğimiz. Evet. Bunda tamamen ev yapımı. Evde yapıyor büyüklerimiz. Harcım, istersen ver suyu.
Çok güzel koktu yalnız bu. Değil mi? Yani oruç olduğum için güzel kokmadı. Gerçekten güzel koktuğu için güzel diyorum. Normalde yemekler koktuğu zaman çok güzel koktu diyorum. Baharat kokusuna bile diyorum. Çünkü aç olan insan her şey güzel geliyor burnuna. Konuşamadım bir türlü bu arada ama. Ama bu ciddi anlamda güzel kokuyor. İstersen ver biraz daha su. Yeterli. Şimdi ben ona sarımsak rendeleyeceğim. Evet. Sultancığım istersen onu ocağa koyalım. Ocakta. Aa. Evet, onun kaynaması gerekiyor. Ocağımıza götürelim. Koyulaşacak mı bu? O kaynayana kadar karıştıracaksın öyle. Ben de bu arada sarımsağı hazırlayayım. Tamam. Yalnız şunu izleyicilerimize yakından göstermeni istiyorum. Güzel. Böyle ayran gibi. Şu şekilde görsek zaten ayran diyeceğiz. Gerçi kokuda biraz, kokudan anlaşılır biraz. Şu sarımsağımızı da atıyoruz. Şimdi sarımsağımızı da karıştırıyoruz. Altını tam açalım onu. Daha çabuk kaynamış olur. Şöyle dolmamıza bakmak istiyorum ben. Daha pişmemiş gibi. Pişmemiş, daha kaynıyor, evet. Evet. Kaynama sırasında. Bunu sürekli karıştırmamızın amacı ne? Hani altını bozulmasın erken... diye. He, bozuluyor. Hı-hı. Çürüyor kıvamı, mu? Hani, evet. Çürüyor değil mi? Kıvamın yerine gelsin diye. Pürüzsüz olsun diye. Yakın görünümü veriyoruz şu an. Çok güzel. Evde yapıldığı için farklı bir şey. Evet. Evde yapıldığı için çok hoşuma gitti benim. Bunu farklı bir şeyde daha kullanıyor musun? Hani bir tek Kürt dolmasında mı kullanıyoruz bunu? Kürt dolmasında, bir de gebol. Ben onu çok severim. Onu da yapacağız. Hele özellikle sabah kahvaltısında. İleriki günlerimizde, evet. Bir de bir şey daha demiştin sen. Gebol değil de ekmekle yapılıyordu. Ha, keledoş. Keledoş. Evet. Keledoş'ta da kullanıyoruz değil mi? Hı-hı. Geçen anlatmıştın. Çok canım çekmişti gerçekten. Onlara da inşallah ileriki zamanlarda yapacağız. Hepsi çok güzel olacaktır. Ona şüphemiz yok zaten. Karıştırma işlemine devam ediyoruz. Çürümemesi için sürekli karıştırmamız gerekiyormuş. Öyle dedi ablamız. Karıştırması bile zevkli diyebilirim. Hiç sıkılmıyorum yani karıştırırken. Çünkü kokusu da artık yayılmaya başladı. Siz onu karıştırırken ben de burada yağını hazırlayayım istersen Sultancığım. Olur. Bir de yağ var değil mi? Evet, biberli yağ. Yağında ne kullanıyoruz Arzu? Biberli yağ, tereyağı kullanacaktık. Tereyağı ve pul biber. Hı hı. Şunu da erimeye bakar bırakabilirsek. Bakar mısın ne güzel kaynıyor. Sultancığım, şunu istersen arkaya doğru alalım. Hem daha çabuk kaynayacaktır. Tamam, bunu da önüme alayım o zaman. Ne oluyor şu ocağa? Dünden beri bir garip halleri var bunun. Bir sıkıntı var sanırım Arzucuğum. Heh. Çok güzel. Tamam, şu da şöyle. Şimdi yağımızı eritiyoruz, tereyağımızı. Bunları yaptıktan sonra ne yapacağız? Çorbamızı yapacağız. Son işlemimiz o kalıyor. Domates çorbası. Domates çorbası, evet.
tereyağının kokusu da güzel. Ayrı bir şey. Beni mest ediyor bu kokular. Gerçekten beni çok kötü ediyor artık. İki yerden çalışıyoruz bu arada. Ben yağımızı yapıyorum. Arzu da şişir, değil mi? Yanlış söylemeyeyim. Şişirimizi kaynatıyor. Çürümemesi için sürekli karıştırması gerekiyormuş. Ve ikimiz de şu an ocağın başındayız. Bu sıcakta. Hiç çekilmiyor değil mi? Kokusu olmasa inan ki bir saniye durmayacağım yani ocağın başında. Kokusu. Tek tesellimiz o mu diyorsun? Benim tek tesellim şahsen o kokuları. Kokuları doyuruyor sanki beni gün boyu. Gün evet. boyu böyle acıkmam ama sağlıyorlar. Evet, ocağımızın altını kapatıyoruz. İkinci yemeğimiz olan domates çorbasına geçelim. Malzemelerimiz hazır, hemen yapımına geçelim. Dört adet rendelenmiş domatesimiz var. Toz biber, bir yemek kaşığı unumuz var. Kaşar peynir ve tereyağımız. Başka? Tuzumuz var. Toz biber kullandığımız için pul biber kullanmayacağız. Tamam, o zaman hemen yapımına geçelim. Hemen şöyle ilk başta ben yağı eritiyorum. Önce yağı eritelim ondan sonra. Önce yağımızı eritelim. Unumuzu kavuracağız. Unu da beraberimde getireyim ben o zaman. Yağımız eridikten sonra unumuzu ekleyeceğiz. Öyle bir süre kavuracağız sanırım. Hı hı. Kokusu çıkana kadar, unun kokusu çıkana kadar kavurmanız gerekiyor. Kalsın burada o zaman. Bu işlemi biz daha önce irmik tatlısında kullanmıştık sanırım. Helvada mı kullanmıştık? Kaşık helvasında. Kaşık helvasında kullanmıştık. Hı-hı. Yine tereyağını eritmiştik içine. Evet. Unumuzu bocalamıştık. Böyle güzel bir tatlı çıkmıştı ortaya. Yağımız eridi. Şöyle unumuzu da ekliyoruz. Bu karışım genelde sabah kahvaltısında da yapılır. Tuz eklenir bir tek, değil mi? Ve tuz sabah kahvaltı. Ve yumurta. İsteğe göre yumurta da katan oluyor. Yumurta katmayan da oluyor. Sabah kahvaltısında yenilebiliyor. Onun haricinde çörek, yapılan çöreklerde, yapılan unlu mamullerin içerisine koyularak da iç olarak, iç harcı olarak da kullanılıyor. Şimdi ise domates çorbamızı da kullanıyoruz. Evet. Unumuz da tamam Sultancığım. Şimdi biberimizi ekliyoruz. Ne kadar bir biberimiz vardı? Tatlı kaşığı kadar. Bir tatlı kaşığı toz biberimizi de ekledik. Şimdi hemen. Bana söyle ben isteyeyim. Domatesini alalım. 4 adet domatesimiz mi var? Hı hı. 4 adet domatesimizi önceden rendeledik biz. Ben de bu arada kaşarları rendeleyeyim istersen. Olur. Pişer pişmez. Ben buna suyunu da ekliyorum. Dört su bardağı da suyumuz var eklemek için. Evet.
Ben denize bir su vurayım ben de bu arada. Şöyle. Şimdi tuzunu ekleyeceğim. Şurada bir kaşık alayım. Ben de bir kağıt alayım. Bir tatlı kaşığı da tuzumuzu ekliyoruz. Ve kaynamaya bırakıyoruz artık bunu. Çorbanın işlemi bitti yani. Evet. Bu arada hazırladığımız bu şekilde kaşarları rendeleyelim. Domates çorbasına kaşar peyniri çok yakışıyor. Hem tat olarak hem de görünüm olarak süsleyebiliyoruz. Son parçamızı da rendeleyelim. Şimdi çorbamızın pişmesini bekleyeceğiz. Çorbamızı ocağa koyduk. Pişme süresi var. Yaklaşık kaç dakikada pişer tahmine 10 göre? 10 dakika çekmez mi? 10 dakika, azami 15 dakika sonra çorbamızı da servis edeceğiz. Bu arada dolmamız pişti mi? Ona baktık mı hiç? Pişti. Altını kapatalım istersen. Suyunu çekmiş zaten. Kapatalım o zaman. Altını kapatalım. Tabii alışamadım şuna. Kürt dolması ve domates çorbası yaptık bugün. Domates çorbamız daha pişmedi ama kürt dolması pişmiş durumda. Biz onun servisini yapalım bu arada. Çorbamız piştikten sonra da çorbamızın servisini yaparız. Evet, yemeklerimizi servis ettik. Son aşamaları kaldı sanırım. Evet. Ercun, istersen kaşarı ben dökeyim. Dolmamızı, sosunu da sen dökersin. Evet, tamam. Kaşık olmam lazım. Yeterli sanırım. Şöyle. Bol bir şekilde, üstü kapanacak şekilde döküyoruz. Hmm.
Ben de biberli yağ yaptık. Yeterli. Evet, son işlemlerimizi de yaptık. Bir programın daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.